Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 3 Temmuz 2019 Çarşamba, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gitmişti. Ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçti. Resmi ziyaretini tamamlayarak dün gece yarısı yurda döndü. Çin ziyaretinde gündem ekonomiydi. Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmede ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi noktasında mutabık kalındı. Erdoğan, Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi bölgesel ve küresel istikrara da büyük katkı sağlayacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya ile başlayıp Çin'le devam eden Uzak Doğu ziyaretini Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Vakur Sümer'le değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen ve yıllarca Rusya'da esir kalan askerlerimizi memlekete getirmek üzere bir Japon gemisi kiralanır. Rusya'nın o dönem Japonya'nın kontrolünde olan Vladivostok kentinde askerlerimiz gemiye biner. Türk-Japon dostluğuna ilişkin bugüne kadar çok duyulmamış bu kahramanlık öyküsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı. Devamını da ondan dinleyeceğiz birazdan. İsrail'de Etiyopya asıllı bir genç polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Ülkede yaşayan Etiyopyalı Yahudiler ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Ülke genelinde gösteriler düzenlendi. Çıkan çatışmalarda 47 polis yaralandı. 60 gösterici gözaltına alındı. Ayrıntıları TRT Kudüs temsilcisi Kubilay Çakır'la konuşacağız. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Mayıs ayındaki seçimlerin ardından ilk kez toplandı. Açılış töreni ilginç bir protestoya sahne oldu. Avrupa Marşı okunduğu sırada sevgili seyirciler, İngiliz Brexit Partisi'nden 29 milletvekili ayağa kalkarak parlamentoya sırtını döndü. İngiliz Liberal Demokratlar Partisi'nin milletvekilleri ise işte bu protestoya karşı hazırlıklıydı. Onlar da oturum sırasında sarı renkli Brexit'i durdur yazılı tişörtler giydi. İngiltere'deki bu tartışma Avrupa Parlamentosu'na işte bu görüntülerle sıçradı. Ayrılma sürecine tepkiler Avrupa Parlamentosu'na taşındı. TRT Londra muhabiri Emine Kaplan'la işte bu görüntüleri konuşacağız. Yeni dönemde Avrupa Birliği'nin üst makamlarını dolduracak kişiler de belli oldu. TRT Brüksel temsilcisi Döncü Sarınş'a hem bu isimleri hem de yeni dönemi soracağız. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 43. oturumu Azerbaycan'da devam ediyor. Bugün gerçekleşen oturumlara Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer de katılıyor. Bakü'den yayın konuğumuz olacak kendisi. Dünyanın dört bir yanından Türkiye Bursları Projesi'yle ülkemize gelip eğitim alan uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşıyor. Muhabir arkadaşımız Aslı Çetin de orada olacak. Onların diploma heyecanına ortak olacak. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türk Konseyi ekonomiden sorumlu bakanlar toplantısı yapıldı. Detayları da TRT Nur-Sultan muhabiri Meryem Gül Kuspan'dan alacağız. Gündem oldukça yoğun, haber turuyla başlayalım. Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de resmi temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Gündemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi vardı. Suriye'de Esed'e bağlı güçlerin İdlib'e yönelik saldırıları sürüyor. Son iki günde düzenlenen saldırılarda 5'i çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi. Haziran ayında rejimin düzenlediği hava saldırılarında 172 sivil hayatını kaybetti. Libya'da Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı. Başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin tutulduğu bir barınma merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili soruşturma istedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde füzenin düşmesinden sonra AFAD'daki bir bölgeye gitti. Yerel basına çıkan füzenin enkazının zehirli gaz yaydığı iddialarını araştırdı. Ekipler kimyasal risk tespit edilmediğini açıkladı. Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri engellemelere rağmen İtalya'nın Lampedusa adasına bıraktığı için İtalya'da ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete serbest kaldı. Alman kaptan Libya'dan yola çıkan 40'tan fazla yolcuyu gemisine almış, kıyıya yanaşmasına 17 gün izin verilmemişti. Oh.
Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen aday gösterildi. Avrupa Birliği liderleri 2 gün süren zorlu pazarlıkların ardından komisyon başkanlığı adayını belirlese de oylama öncesi parlamentoda itiraz sesleri yükseliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Rusya Parlamentosu arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, iki ülke parlamentoları arasında gelişen sıcak ve yakın ilişkiye dikkat çekti. Rusya'da askeri sualtı araştırma gemisinde yangın çıktı. 7'si 1. seviye kaptan, 14 denizci hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin olayın ardından programını yarıda kesti. Savunma Bakanı'na soruşturma talimatı verdi. Nijer'in Mali sınırında orduya ait bir karargaha yönelik saldırıda 18 asker hayatını kaybetti. Türkiye saldırıyı kınadı. Kazakistan Uygurlarının kültür varlığına ışık tutuluyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yaptığı kapsamlı çalışmayla Uygurların somut olmayan kültürel mirası Kazakistan Örneği isimli eserin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eserin ortaya çıkmasına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı destek verdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev jeolojiyle ilgili bir toplantı düzenledi. Taşkent'te düzenlenen toplantıya Enerji Bakanı ile bürokratlar katıldı. Mirziyoyev, jeolojinin uluslararası gereksinimlere uygun hale getirilmesi talimatını verdi. Gündemden başlıklar böyleydi. Detaylarına şimdi birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya ve Çin'i kapsayan Uzak Doğu ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Dün Pekin'deki resmi temasları sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü Erdoğan. Gündemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi vardı. İşte Erdoğan'ın Çin ziyaretinin ayrıntıları. Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping anlaştı. İki ülke arasındaki işbirliği artırılacak. İpek yoluyla birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya temaslarını tamamladı, ardından Çin'e geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyareti için Pekin sokaklarında da hazırlık yapıldı. Törenin yapıldığı Büyük Halk Salonu etrafındaki sokaklarda Türk bayrakları asıldı. Erdoğan, Çinli mevkidaşı tarafından resmi törenle karşılandı. Çin askeri bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tören marşını çaldı. Törende çocukların da Erdoğan'a ilgisi büyüktü. Erdoğan ve Xi önce baş başa görüştü. Ardından heyetler arası toplantıya başkanlık ettiler. Öncesinde Cumhurbaşkanı, küresel barışa yönelik tehditlere dikkat çekti. Çin'i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır. İki ülke arasında yaklaşık 23 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Bu hacmin özellikle Yeni İpek Yolu olarak anılan Kuşak Yol projesiyle ciddi miktarda artırılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından sadece ekonominin değil, iki ülke arasındaki turizmin de hızla artması bekleniyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin son 10 yılda %537 artarak 400 bine çıkan Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma hedefi bulunuyor. Çin dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi sevgili seyirciler. Bir kuşak bir yol projesiyle önümüzdeki 50 yılı derinden etkileyecek. Bu projede Türkiye merkez ülke. Tüm bu konuları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o Uzak Doğu ziyaretini Vakur Sümer'le konuşacağız. Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Enstitüsü Direktörü Vakur Sümer karşımızda. Önemli bir ziyaretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi nedeniyle gitmişti Japonya'ya. Japonya'da bu zirve dışında önemli ikili görüşmeleri de oldu. Başta ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere önemli mesajlar verildi o ziyarette. Hemen ardından da Çin'e geçti. Şimdi tüm bu ziyareti sizden değerlendirmenizi isteyeceğiz. Türkiye açısından son derece olumlu mesajların verildiği bir ziyaret oldu sanırım.
Çok haklısınız. İyi yayınlar. Tabii G20 bildiğimiz gibi dünyanın en önde gelen 20 ekonomisini bir araya getiren çok önemli bir zirve. Burada gerçekten önemli kararlar alındı. Türkiye açısından da önemli geri dönüşler ve önemli olumlu sonuçlar elde edildi. Aynı şekilde Çin seyahati de tabii çok önem taşıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda ilerleyen Çin, son dönemde özellikle 2013 yılından itibaren tek kuşak tek yol projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte dünyanın eski karalarının birleştirilmesi projesi aslında bu bahsettiğimiz tek kuşak tek yol projesi. Yani Avrasya'nın tek bir ekonomik eksende birleştirilmesi ve ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de tam bu eksenin ortasında yer alıyor. Eski dünya karalarının yani kadim medeniyetlerin tam ortasında. Bu tabii kadim medeniyetler günümüzde yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni hizmetlerle yeniden dünya sahnesinin ağırlık merkezi olmaya doğru ilerlemeye başladılar. Dolayısıyla Çin'den Londra'ya uzanan bu hattın altyapı projeleriyle desteklenmesi ve bunların üzerinden sadece mal ve hizmetlerin değil aynı zamanda insanların, kültürlerin, fikirlerin de akışa geçmesi. Yani bir barışçıl küreselleşme projesi olarak görüyorum ben tek kuşak tek yol projesini. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi Türkiye'de çok önemli yatırımlarla bu orta koridor dediğimiz özellikle yani Hazar geçişi üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya Çin'den geçişi bağlantıyı desteklemiş durumda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, daha önce yapılmış olan İki Boğaz Köprüsü, Marmaray, şimdi yapılan Çanakkale 1915 Köprüsü gibi hem hızlı demiryolu hem karayolu ağları, metro şehir içi geçişleriyle birlikte bu ulaşılabilirlik, konnektivite dediğimiz fenomene veya olguya büyük katkıda bulundu Türkiye yatırımlarıyla. En son da tabii 2 yıl önce yaklaşık açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesiyle Hazar geçişini de kuvvetlendirmiş oldu. Evet, aslında modern İpek Yolu diye de adlandırılıyor bu proje. Önemli bir proje. Dünya ekonomisi açısından çok önemli bir vizyon ortaya koymuş durumda Çin bu projeyle. Çin toplumundaki o yapısal değişim de aslında Türkiye için bir takım avantajları da beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Çünkü alım gücü giderek artıyor Çin nüfusunun. Üretici bir ülke olmaktan tüketici bir ülke olma pozisyonuna geçiş de söz konusu. Bu Türkiye açısından önemli avantajlar barındırıyor. Zira geçtiğimiz hafta Moğolistan'daydık. Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Battılga Kaltmay'la bir röportaj yaptık. O da vurguladı o röportajda. Bu röportajı Cuma günü TRT Havaz ekranlarında yayınlayacağız biz. O da vurguladı Çin'in bu potansiyelini, işbirliğinden söz etti. Yani Türkiye, Moğolistan bu konuda işbirliği yapabilir Çin pazarına girme noktasında. Keza Kazakistan'la da aynı şeyler söz konusu. Neler aktaracaksınız? Çin aslında önemli bir potansiyeli de içinde barındırıyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle dediğiniz gibi Çin artık ikinci dalga yani Çin V2'yi yaşayacağız yakında. Yani şunu dediğiniz gibi üreticiden ziyade tüketici toplum olma yönleri öne çıkacak. Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden bir tanesi Çin. Bu tabii pek çok ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Yani hizmet sektöründeki ihtiyaçlar, turizm ihtiyaçları, sağlık hizmetlerindeki muazzam artış. Bunlarla ilgili Türkiye çok yeni vizyonlar sunabilir Çin'e. Bahsettiğiniz gibi, haberde bahsedildiği gibi turizm çok çok önemli bir potansiyel alan. Yani 300-400 binler çok ufak rakamlar Çin konu edildiğinde. Bu rakamların kesinlikle 10 kat 20 kat artırılması mümkün. Türkiye'nin de buna yönelik bazı çalışmalar yapması bence gerekiyor. Yani Çince bilen personel, Çin kültürüne aşina servis olanaklarının veya onlara hizmet edebilecek olanakların geliştirilmesi de gerekiyor. Ve tabii Çin'in şu andaki en önemli önceliği fazla yaşlanmadan zengin olmayı başarmak. Çünkü öyle bir ikilem vardır. Yani gençken zengin olmayı başarmanız gerekir. Nüfuslar hep dönüşüm sürecinde yaşlılığa doğru gider. Yani ülkeler kalkındıkça yaşlı olmaya başlar. Ve bu yarıştır adeta. Yani siz mi daha çok zenginleşeceksiniz yoksa daha erken yaşlı mı olacaksınız? Çünkü eğer zenginleşemeden yaşlı olursanız o zaman size bu nüfus yük getiriyor demektir. Çin bunun çabasında ve tabii Çin artık dışarıya yatırım veren bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin ve aynı şekilde Kazakistan'ın büyük Çin yatırımlarını çekme potansiyeli var. Kazakistan'ın çok büyük bir coğrafi avantajı var. Çin'e yakın olması, Avrasya'nın kalbinde olması,
Kuzey Koridoru'nda özellikle önemli bir geçiş güzergahını binlerce kilometresinin üzerinde bulunuyor olması. Aynı şekilde Türkiye'nin de büyük bir coğrafi avantajı var. Afrika'ya yakınlık, Balkanlar, Akdeniz Havzası üzerinden Batı Avrupa'ya yakınlık. Bunları birleştirerek çok yeni açılımlar yapılması mümkün olabilir. Tabii şu ana kadar Çin, Türkiye ihracatına baktığımızda, ticaretine daha doğrusu, Çin'in ağırlıklı olarak ihracatçı bir ülke olduğunu tabii ki görüyoruz. Yani 1'e 10 kat neredeyse bir ihracat var ve Türkiye'nin ihracatı da ağırlıklı olarak işte taş ürünleri, metal ürünleri ve mineraller, yani ham madde ihracı şeklinde temerküz etmiş. Ama Çin daha yüksek teknolojili ürünler Türkiye'ye ihraç ede gelmiş. Bunu da Türkiye'nin değiştirmeye artık yavaş yavaş başlaması gerekiyor. Daha komplike ürünlerin, özellikle Çin pazarının da yavaş yavaş ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin de yapabileceği. Yani Türkiye, Çin ekonomisini tamamlayıcı yönlerini keşfetmek durumunda. Çünkü çok muazzam bir pazar. Dediğiniz gibi yani muazzam bir nüfus ve alım gücü artık 10 bin dolar seviyesine gelmiş. Ve bunu açtıktan sonra da yeni tür ihtiyaçlar gündeme gelecek ve Türkiye'de, aynı şekilde Kazakistan'da bu ihtiyaçların giderilmesinde önemli birer merkez olabilir diye düşünüyoruz. Evet, bu ziyaret önemli bir ziyaretti. Umarız bu kapıları da açar, Türkiye-Çin pazarında daha güçlü bir şekilde yer alır. Avrasya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Vakur Sümer'le Almatı'dan değerlendirdik Erdoğan'ın Uzak Doğu ziyaretini sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesinde Türk-Japon dostluğuna ilişkin bugüne kadar çok duyulmamış bir kahramanlık öyküsünü anlattı. O kahramanlık öyküsü Vatana Giderken Heimei Maru adlı belgesele de konu oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen ve yıllarca Rusya'da kalan askerlerimizi memlekete getirmek üzere bir Japon gemisi kiralanır. Rusya'nın o dönem Japonya'nın kontrolünde olan Vladivostok şehrinden 1000 küsur askerimiz bu gemiye biner. O geminin adı Heimei Maru. Yolculuk boyunca yaşananlar bir kahramanlık hikayesine dönüştü. Başrolünde de bir Japon komutan vardı. Okyanustan günler süren yolculukla gemi Ege'de Midilli Adası önüne geldiğinde Yunan gemilerince durduruldu. Türk askerlerinin esir alınmasına Japon komutan Samora izin vermeyince gemi Yunanistan'ın Pire Limanı'na çekildi. 8 ay orada bekletildi. Ancak esarete boyun eğilmedi. Yunanlar Türkiye ile savaş halinde olduklarını öne sürerek geminin sorumlu komutanından askerlerimizi kendilerine teslim etmesini ister. Fakat sorumlu Japon komutan bu teklifi reddeder. Daha sonra gelen bütün heyetleri de geri gönderir. Şu ifadeler çok önemli. Bu insanlar bana emanet, ben bunları İstanbul hükümetine teslim edeceğim, başka kimseye de vermemdir. O hafızalara kazınan hikayeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Nagoya Bunny Üniversitesi Kültür Forumu'nda anlattı. Her türlü baskıya ve her türlü zorluğa rağmen Japon komutan askerlerimizi Yunan'a teslim etmez. İşte bu geminin adı Heimei Maru'dur. Bu geminin sorumlu komutanı da Yarbay Chomora'dır. Bu karakterli, yiğit, cesur, görev ve sorumluluk timsali komutan Chomora'yı burada kendi vatanında sevgi, saygı ve minnetle yad ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı bu kahramanlık öyküsü Vatana Giderken Heimei Maru adlı belgesele de konu oldu. İlk gösterimi de TRT Belgesel Günleri'nde yapıldı. Yaklaşık 6 yıllık bir birikimin, bir araştırmanın sonucuydu bu. Uzunca bir araştırma yaptık. Şu an elimizde yaklaşık 2000 tane belge var. Daha önce hiç bu konuyla ilgili gün yüzüne çıkmamış listelere ulaştık. Japonya Savunma Bakanlığı arşivinde ilk defa bir Türk ekip çekim yaptı. Orada da Yarbay'ın, yani geminin komutanının belgelerine ulaştık. Malatya'dan... Mehmetçiği düşmana teslim etmeyen komutan Chomora'yı biz de saygı ve rahmetle anıyoruz sevgili seyirciler. Haberlerimizde aktarmıştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düşen füzeyi Suriye tarafından yanlışlıkla ateşlenmişti.
Bu düşme olayının ardından AFAD ekibi bölgeye gitti. Yerel basında çıkan füzenin enkazının zehirli gaz yaydığı iddialarını araştırdı. Ekipler kimyasal risk tespit edilmediğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düşen füzeyle ilgili incelemeler sürüyor. Türkiye'den adaya giden AFAD ekibi füze üzerinde kimyasal risk incelemesi yaptı. Suriye'nin S-200 savunma sistemine ait füze Taşkent Köyü yakınlarına düşmüştü. Bölge hemen güvenlik çemberine alındı. Yani yangının başlangıç noktasında bir füze kalıntısına rastladık ve hemen ardından olay bölgesini güvenlik altına aldık. Gerekli güvenlik önlemlerimizi alıp ilgili araştırmalarımızı ve kontrollerimizi yaptık. Patlamanın ardından herkesin aklında şu soru belirdi. Acaba füzenin kalıntılarından herhangi zararlı bir madde yayılıyor muydu? AFAD ekipleri hemen müdahale etti, ölçümlerini yaptı ve yüreklere su serpti. Adana'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden AFAD ekibi kimyasal risk tespit edilmediğini açıkladı. Dairesel olarak merkeze doğru iki defa ölçüm yaptık. Ve bu ölçümler neticesinde herhangi bir tehlike arz eden, kirliliğe neden olabilecek bir bulguya rastlamadık. Tabii bir cihaza güvenmedik. Biz bu arada birçok cihazla birkaç defa daha ölçüm yapmamıza rağmen hiçbir yani halk sağlığını tehdit eden bir bulguya rastlamadık. Füze parçaları üzerinde Temmuz 2018'de Gaziantep'e düşen Rus yapımı S-200 füzesine benzer ifadelerin olduğu tespit edilmişti. Suriye'de Esed'e bağlı güçlerin İdlib'e yönelik saldırıları da sürüyor sevgili seyirciler. Son iki günde düzenlenen saldırılarda 5'i çocuk, 12 sivil yaşamını yitirdi. Haziran ayında rejimin düzenlediği hava saldırılarında 172 sivil hayatını kaybetti. Allahu Ekber. Esed rejimi hem havadan hem karadan İdlib'e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Haziran ayında düzenlenen saldırılarda 172 sivil yaşamını yitirdi, 700'den fazlası da yaralandı. Tüm dünya kamuoyunun göz önünde yapılan saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde de durmadı. Allahu Ekber. Esed rejimi gerginliği azaltma bölgesi İdlib'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejimin özellikle İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ve Manat El Numan ilçesinin kırsalına düzenlediği 20'den fazla hava saldırısında en az 3'ü çocuk, 7 sivil de hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Hayatını kaybeden bu kişilerle birlikte Temmuz'un ilk iki gününde Esed rejiminin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Rejim ve rejim yanlısı silahlı gruplar 25 Nisan'dan bu yana İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi, terör örgütü PKK-PYD'nin paravan kuruluşu sözde Suriye Demokratik Güçleri ile skandal bir anlaşma imzaladı. Üst düzey Birleşmiş Milletler yetkililerine bile haber verilmeden imzalanan skandal eylem planı basından gizlendi, kamuoyuna Cenevre yerine New York'ta duyuruldu. O anlaşmaya imza atan isim Türkiye'nin kırmızı kategoride aradığı bir terörist Şahin Cilokod adlı Ferhat Abdi Şahin. Amerikalıların deyimiyle General Mazlum. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'de yaşanan bu skandala sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi terör örgütü PKK-PYD'nin paravan kuruluşu sözde Suriye Demokratik Güçleri ile imzalanan skandal eylem planıyla gündemde. 29 Haziran'da Birleşmiş Milletler yetkilisi Virginia Gamba ile terör örgütü PKK-PYD'nin sözde temsilcisi Ferhat Abdişahin bir araya geldi. Teröristin katıldığı imza töreni özellikle tatil gününe denk getirildi. Gizlice imzalanan eylem planı Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin üst düzey yetkililerinden dahi gizlendi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Genel Direktörü'nün basın sözcüsü Alessandra Vellucci, güvenlik sebebiyle skandal imza töreninin kamuoyuna duyurulmadığını ileri sürdü. Terör örgütüne yakın internet sitelerinde ise o imza töreninin fotoğrafları yayımlandı. Skandal eylem planının duyurusuysa New York'ta yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'deki skandala sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terörist Ferhat Abdişahin'le Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek bir eylem planı imzalaması Birleşmiş Milletler adına son derece vahim bir gelişmedir. Şiddetle kınıyoruz.
Skandal eylem planına imza atan terörist, İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Şahin Ciloko adlı terörist Ferhat Abdüşahin. Batı dünyası onu Mazlum Abdi olarak tanıyor. Teröristin sicili hayli kabarık. Örgüte 1990 yılında katılan Şahin, Halep doğumlu. Uzun yıllar örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınında yer aldı. Örgüte yakın bazı yayın organlarında Öcalan'ın manevi oğlu olarak da nitelendiriliyor. 1996'da Hakkari Şemdinli kırsalında, 1997-2003 yılları arasında da örgütün Avrupa yapılanmasında faaliyet gösterdi. 2003-2004 yılları arasında Mahmur'da, 2005'te ise örgütün Kandil'deki yürütme kurulunda görev yaptı. Şahin Cilo, 2009-2012 yılları arasında da örgütün sözde özel kuvvetler komutanıydı. 2012'de örgütün Suriye'deki koluna dahil olan Şahin Cilo, 1 Ekim 2015'te kurulan paravan kuruluş, sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin askeri kanadının başındaki isim. Pentagon yetkilileri, terörist Şahin Cilo için General Mazlum kod adını kullanıyor. İsrail'de yaşayan Etiyopyalı Yahudiler ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Sevgili seyirciler, Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto için ülke genelinde gösteriler düzenlendi. Polisin müdahalesiyle çatışma çıktı, 47 polis yaralandı, 60 gösterici gözaltına alındı. İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Hayim'de pazar günü Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah, görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Gencin ölümünden polisi sorumlu tutan binlerce Etiyopyalı Yahudi, ırkçılık ve ayrımcılığın yanı sıra artan polis şiddetine maruz kaldıklarını vurgulayarak birçok kentte sokaklara döküldü. İsrail'de polis sistemi içinde suçlular var. Üzerlerine gidilmiyor, kınanmıyorlar. Sonuçta ölümler oluyor. Bunu protesto ediyoruz. Kimse bizi görmüyor. Bu şiddetin devam etmesini, bu tür şeylerin hasır altı edilmesini istemiyoruz. Aksine derinlemesine araştırılıp sorumlular cezalandırılmalı. Bazı göstericiler barikatlar kurup lastik yakarak Tel Aviv'de bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Göstericiler barikatı aşmak isteyen araçlara saldırdı, bazılarını ateşe verdi. Polisin müdahalesiyle başlayan çatışmalar gece de devam etti. Polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Solomon Tekah'ın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Göstericilere yolları trafiğe açma çağrısı yapan Netanyahu, "Birçok sorun olduğunu biliyorum, çözmek için çalışıyoruz," dedi. Öte yandan İsrail Adalet Bakanlığı, Tekah'ın ölümünden sorumlu tutulan polisin tutuklandığını açıkladı. İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi İsrail'e göç etmişti. Etiyopyalı Yahudiler geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. Kudüs'e gidelim şimdi. Temsilcimiz, TRT Kudüs temsilcisi Kubilay Çakır karşımızda. Ona soralım. İsrail'de polisin şiddeti, polisin uyguladığı şiddet sadece Filistinlilere yönelik değil gördüğümüz kadarıyla. Etiyopyalı Yahudilere hedef almışlar bu kez. Neler aktaracaksın bu gelişmelere ilişkin? Sabah saatlerinde de anladığım kadarıyla Mescid-i Aksa'ya yine bir grup fanatik Yahudi, aralarında Tarım Bakanı da var, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmeye çalıştılar. İsrail polisi yine Filistinlilere yönelik şiddetin dozunu arttırdı. Ayrıntıları senden alalım. Evet Coşkun Özen, aslına bakarsanız Etiyopyalı Yahudilerden başlamak gerekirse bugün de gösterileri devam etmesi bekleniyor. Bugün Türkiye saatiyle saat 3.30'dan sonra İsrail'in birçok şehrinde ve Kudüs'ünde batı kısmında
Etiyopyalı Yahudilerin tekrardan bu protestolarını sürdürmesi bekleniyor. Aslına bakarsanız Etiyopyalı Yahudilerin tepkisi yeni değil. Geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle de Ocak ayında da yine bir Etiyopyalı Yahudi, zihinsel engelli Etiyopyalı bir Yahudi İsrail polisi tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Ondan sonra da ciddi tepkiler olmuştu ki son dönemde Etiyopyalı Yahudi toplumuna yönelik İsrail polisinin artan şiddetini ciddi tepki gösteriyorlar ve aynı zamanda aslına bakarsanız bu insanlar burada alt kademe işlerde, daha düşük ekonomik seviyede olan işlerde çalışıyorlar. Ve Etiyopya'dan buraya kimisinin kaçak şekilde Sina Yarımadası'nı geçerek geldiğini de söyleyebiliriz. Bu noktada ciddi anlamda aslında Etiyopyalı toplumunun sıkıntı içerisinde olduğunu belirtelim ki aynı zamanda burada bazı Yahudi grupların da Etiyopyalıları, yani Etiyopyalı Yahudileri Yahudi olarak kabul etmediğini de söyleyebiliriz. Bu noktada toplum, yani İsrail toplumu içerisinde de ciddi bir ayrım konusu. Bazı Etiyopyalı Yahudilerin çalıştığı üzüm bağlarında yetişen şarapların koşer sertifikası, yani Yahudilerin, Musevilerin İslamiyet'in yani helal sertifikasına benzer bir sertifikası olan koşer sertifikasını kabul etmediklerini bazı cemaatlerin, çünkü burada Etiyopyalı Yahudilerin çalıştığını ve bunların gerçek Yahudi olmadığını iddia ettiğini söyleyebiliriz ki geçtiğimiz yıl bu ciddi anlamda bir problemdi. Bu noktada hem Yahudi toplumunun, İsrail'deki Yahudi toplumu tarafından bir ayrımcılığa maruz kalırken aynı zamanda da İsrail polisinin şiddetiyle karşı karşıya kalıyorlar ve tepkilerini protestolarıyla dile getiriyorlar. Ancak bunların tabii şiddete dönüştüğünü, bazı yolların kapatıldığını, polis araçlarının ters çevrildiğini söyleyebiliriz. Bugün de gösterilerin devam etmesini bekliyoruz ve biz de orada olacağız, takip etmeye devam edeceğiz diyebiliriz. İsrail'in şiddetinin tabii sadece Filistinlilere olmadığını, Etiyopyalılara, Etiyopyalı kökenli Yahudilere de olduğunu söyledikten sonra Filistinli Mescid-i Aksa'da Kudüs'ün doğu kısmında süregelen işgalin sonuçlarından biri olan çeşitli Yahudi grupların ve içlerinde milletvekilleri, bakanların da olduğu grupların yine Mescid-i Aksa'ya tacizlerinin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Her ne kadar Müslüman olmayan kişilere sadece ziyarete açık olsa da Mescid-i Aksa alanı, buraya giren, giriş yapan kişilerin, Uri Ariel gibi ve diğer Yahudi grupların Mescid-i Aksa alanındaki 2000 yıl önce var olduğuna inandıkları tapınağı inşa etme niyetinde olduklarını ve Filistinlilerin de özellikle bunlardan ciddi endişe duyduğunu, Mescid-i Aksa alanında bulunan Kubbetüs Sahra Camii'ni yıkma niyetinde olan kişiler olarak değerlendirdiklerini, bu noktada ciddi bir tehdit olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Basit bir ziyaret olarak bunları değerlendirmediklerini söyleyebiliriz. Bu noktada basında da bu sebeple Yahudi baskınları olarak değerlendiriliyor bu girişler. Bunların giderek arttığını ve Ürdün'e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı'nın da aslına bakarsanız İsrail'e ve İsrail'in bu tacizlerine dur diyemediğini veya herhangi bir şekilde engel olabilecek bir pozisyonda ve güçte olmadığını da söyleyebiliriz. Bu noktada Mescid-i Aksa'nın maalesef sahipsiz olduğunu, Kudüs'ün aynı şekilde savunmasız olduğunu söyleyebiliriz diyelim ve sözü size bırakalım. Kudüs'ten Kubilay Çakır aktardı sevgili seyirciler. Mescid-i Aksa'ya yönelik fanatik Yahudilerin tacizlerini ve Etiyopyalı Yahudilere yönelik İsrail polisinin uyguladığı şiddeti. Sevgili seyirciler, Birleşmiş Milletler Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç oldu. Bu açıklama Birleşmiş Milletler özel raportörü Enis Kalamar'a ait. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Kalamar, cinayetin Suudi Arabistan yönetiminin bizzat bilgisi ve talimatı doğrultusunda işlendiğini, bu yönde birçok delilin mevcut olduğunu söyledi. Cinayetin en az 48 saat öncesinden planlandığını, cinayeti işleyen Suudi yetkililerin ise ülkelerinden sunulan kaynaklarla Türkiye'ye geldiğini belirterek, Türkiye'ye özel jetle gelip diplomatik pasaportla girdiler. Cinayeti işledikleri gibi tüm delilleri yok etmeye çalıştılar diye konuştu. Kalamar, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın cinayetle direkt ilişkisine dair delillerin bulunduğunu, fakat cinayete yönelik Suudi yönetiminin tamamına odaklanmanın daha önemli olduğunu vurguladı. Raporu sunduğum zaman İran'la olan gerginlik başladı. Haliyle Kaşıkçı cinayetinin üstüne gidilmesi zorlaştı. Birçok ülke cinayete dair hiçbir şey yapmadı ve hiç yaşanmamış gibi yoluna devam etmek istedi diyen Kalamar, Birleşmiş Milletler Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç olmuş durumda dedi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Mayıs ayındaki seçimlerin ardından ilk kez toplandı. Fransa'nın Strasbourg kentindeki ilk oturumda Brexit protestosu vardı. Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyeleri açılış oturumunda bir araya geldi sevgili seyirciler. Açılış töreni ilginç bir protestoya sahne oldu. Avrupa Marşı okunduğu sırada İngiliz Brexit Partisi'nden 29 milletvekili ayağa kalkarak parlamentoya sırtını döndü. İngiliz Liberal Demokratlar Partisi'nin milletvekilleri ise bu protestoya karşı hazırlıklıydı. Onlar da oturum sırasında sarı renkli Brexit'i durdur yazılı tişörtler giydi. Ayrılma sürecine tepki gösterdiler. İşte bu görüntüleri konuşacağız. Şimdi Londra'ya gidelim. Muhabir arkadaşımız Emine Kaplan karşımızda. İngiltere kamuoyu uzunca bir süredir Brexit'i kendi içinde tartışıyor. Ülke ikiye bölünmüş durumda. Brexit yanlıları ve karşıtları. Brexit partisi de bundan beslenerek bir anda ortaya çıktı ve taraftar buldu. Her üç İngiliz'den biri son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bu partiye oy verdi. İşte o partinin temsilcileri de dün Avrupa Parlamentosu'nun açılışında bu görüntülere imza attılar, sırtlarını döndüler parlamentoya. Avrupa Birliği'nden ayrılma isteklerini dile getirdiler. Ama karşılarında İngiltere'de olduğu gibi Brexit yanlılarını, karşıtlarını buldular. Neler aktaracaksın bu görüntüler hakkında? İngiltere kamuoyunda nasıl yankılandı bu resimler, bu fotoğraflar? Evet, Coşkun Özel, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Mayıs ayındaki seçimlerden sonra dün ilk kez toplandı. İngiltere'deki Brexit Partisi'nden seçilen 29 üye Avrupa Marşı okunurken sırtlarını dönerek Avrupa Birliği'ni protesto etti. Avrupa Marşı okunurken sırtını dönen Avrupa Parlamentosu üyelerinden Paul Nuttall Avrupa Birliği bayrağına ve ulusal marşına saygı duymadıklarını ifade etti. Bunun üzerine İngiltere'deki iktidarda olan Muhafazakar Parti'den ve ana muhalefet partisi Demokrat Partisi'nden de tepki aldı Brexit Partisi. İşte dünkü görüntülerden sonra Google'da en çok aranan kavramlardan biri de Brexit Partisi oldu. Peki Brexit Partisi'ne baktığımızda, biraz geçmişine baktığımızda ne söyleyebiliriz? Brexit Partisi İngiltere'de 27 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %31 oy alarak birinci parti seçilmişti ve Avrupa Parlamentosu'nda İngiltere'ye ayrılan 73 sandalye 29'unu kazanmıştı. Partinin genel başkanlığını eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage üstlendi. Farage ülkesinin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden kesinlikle ayrılması gerektiğini ve Avrupa Birliği müzakerelerinde partilerinin de söz hakkı sahibi olması gerektiğini savunuyor. Açıkçası partinin politikaları ile ilgili çok bilgi sahibi değiliz. Çünkü parti kurulduğu zaman herhangi bir manifesto yayınlamadı ve göç ve ekonomi alanlarında da birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Partiyle ilgili bildiğimiz net bilgi şu: Avrupa Birliği'nden bir an önce ayrılmak istiyorlar ve Brexit Partisi'nin lideri Farage'ın da göçmen karşıtı politikalarıyla biliyoruz. Şunu da söylemekte fayda var. Avrupa'da yükselen ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin, politikaların İngiltere'de de Brexit Partisi'nde vücut bulduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde Brexit Partisi'nin adını daha sık duyacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuç olarak Brexit Partisi olmak üzere İngiltere'deki birçok partinin, bütün partilerin Brexit'te ilişkin çözümleri mevcut. Fakat bunun da bu kadar kolay olmadığını altını çizelim ve Brexit sürecinin de sorunlarla dolu olduğunu ifade edelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım. Evet, Emine Kaplan da aktardı. Brexit süreci sadece İngiltere'nin değil Avrupa'nın da uzunca bir süre daha en önemli meselesi olacak gibi gözüküyor sevgili seyirciler. Yeni dönemde Avrupa Birliği'nin en üst makamlarını dolduracak kişiler de belli oldu. AB liderleri AB Komisyon Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı. AB Konseyi Başkanı ise Belçika Başbakanı Charles Michel olacak. Avrupa Birliği liderleri iki gün süren zorlu pazarlıkların ardından komisyon başkanlığı adayını belirlese de oylama öncesi parlamentodan itiraz sesleri yükseliyor. Peş peşe 3 zirve ve onlarca saat süren istişare toplantıları sonuçlandı. 28 ülkeden liderler Avrupa Birliği kurumlarını önümüzdeki 5 yıl yönetecek isimleri belirledi.
Avrupalı liderler nihayet uzlaştı. Üç gündür devam eden kördüğüm çözüldü. Avrupa Birliği Komisyonu'nun başına bu kez bir kadın siyasetçinin atanması gündemde. Almanya'dan Ursula von der Leyen, eğer Avrupa Parlamentosu onaylarsa Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni başkanı olacak. Konseyde liderlerin mutabık kaldığı isimler nihai onay için parlamentoya sunulacak. Yeni dönemde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı ise Belçika Başbakanı Charles Michel olacak. Avrupa Parlamentosu Yüksek Temsilcisi'nin İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın ise Christine Lagarde olması konusunda da uzlaşıldı. Parlamento Başkanı olaraksa Sergey Stanishev ve Manfred Weber'in dönüşümlü olarak görev yapması düşünülüyor. Ancak nihai görevlendirme için Avrupa Parlamentosu'nun da onay vermesi gerekiyor. Özellikle komisyon başkan adayı von der Leyen'a Sosyalist ve Yeşiller grubundan tepki var. Kendisi de Alman bir siyasetçi olan eski parlamento başkanı Martin Schulz, kabinenin en zayıf üyesi olarak nitelediği Alman Savunma Bakanı'nın bu göreve uygun olmadığını söyledi. Peş peşe 3 zirve, onlarca saat süren istişare toplantıları sonuçlandı. Avrupa'nın 5 yılına damgasını vuracak isimler belli oldu. Şimdi biz de Brüksel'e gidelim. Döndü sarı ışık karşımızda. Bu isimleri ona soralım. İsimler belli oldu. Avrupa Birliği'nin en önemli mekanizmalarını 5 yıl boyunca yönetecek isimler uzlaşıyla seçildi. Bu isimler bizim açımızdan ne ifade ediyor? Ayrıntılar sende. Coşkun Özen, aslında bizim için kilit öneme sahip olacak kişi Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden ve komşuluk politikalarından sorumlu üyesi olacak. Çünkü mevcut üye Yönesa'nın Türkiye karşıtı pozisyonu net bir şekilde biliniyordu. Eğer Frans Timmermans komisyon başkanı olsaydı daha pozitif ve ılımlı bir mesai geçirmeyi umuyordu konuştuğumuz, temas ettiğimiz kimi diplomatik kaynaklar. Ama şunu söyleyelim, mevcut komisyon başkan adayı Ursula von der Leyen de son derece nötr ve tüm taraflara eşit mesafede yaklaşmaya çalışan bir siyasetçi olarak tanınıyor. Aslında bu özelliği aynı zamanda dezavantajı gibi gözüküyor. Çünkü parlamentoda onun daha zayıf, güçsüz, bu görevin altından kalkamayacak bir isim olduğu ve aslında asıl hak eden isimlerin Timmermans yahut Martin Weber gibi parlamentoda çoğunluğu sağlayan, daha doğrusu en fazla sandalyeye sahip olan grupları temsil eden isimlerden seçilmesi gerektiği iddia ediliyordu. Aslında tıpkı Weber gibi von der Leyen de Avrupa Halkların Partisi grubundan, merkez sağdan bir siyasetçi. Fakat Weber'e özellikle Fransa'dan gelen itiraz farklı isim aramaya yöneltti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, o da savunma bakanını bu pozisyona önerdi ve en nihayetinde hem İtalya'nın desteğiyle, çünkü İtalya şimdi de tekrar yine Avrupa Parlamentosu dönem başkanlığını devralacak gibi gözüküyor. Dönem başkanlığı diyorum çünkü Avrupa Parlamentosu başkanlığı bu kez 5 yıl boyunca olmayacak. İki dönem halinde, 2,5 yıllık dönem halinde seçilecek. Şu anda da ilk bugün birinci tur oylama sonuçlandı. 4 adaydan kimse çoğunluğu sağlayamadı. Ancak şu anda önde giden isim İtalya'dan David Sassoli. Sassoli o da yine sosyalist, sosyal demokrat grubun bir üyesi. Fakat merkez sağdan da bu kez destek var. Çünkü ikinci turda, yani 2,5 yıl sonra bu kez Manfred Weber'in bu başkanlık görevini devralacağı şeklinde bir uzlaşı var taraflar arasında. Fakat itiraz eden çoğunluk şöyle söylüyor: artık bunu liderlerin belirlemesi gereken bir süreç değil. Parlamento aslında Sassoli'yi reddederek bir anlamda liderlerin o inatlaşmasına da cevap vermiş olacak diyen parlamenterler var. Bu nedenle de aslında bugün 3 turda bir çoğunluk sağlanamazsa 4. bir tur düzenlenecek ve en fazla oy alan 2 isimden birisi büyük ihtimalle de İtalya'dan Sassoli parlamento başkanlığını alacak. Ursula von der Leyen'in de seçilip seçilmeyeceği konusu
aslında iki hafta sonraki parlamento oylamasında netleşecek. Evet. Dediğim gibi şu anda aritmetik olarak sanki grupların vereceği oy yeterliymiş gibi gözüküyor. Hı-hı. Fakat Sassoli'ye olan direnç bile bir sürpriz olursa ya da en azından ilk turda bir onaylama gelmezse şaşırtıcı olmayacak. Takip etmeyi sürdüreceğiz gelişmeleri. Biraz önce Londra muhabirimiz Emine Kaplan'la da görüştük. Dün Avrupa Parlamentosu'nun açılış oturumunda İngiltere milletvekilleri, Brexit Partisi milletvekilleri, Brexit yanlıları ve karşıtları protestolar ve karşılıklı atışmalara sahne oldu. Bu görüntüler Brüksel'de nasıl yankılandı? Çocukça yorumu fazlasıyla yapıldı. Sosyal medyadan siyasetçilerin yaptığı paylaşıma baktığımız vakit aslında biraz İngiltere'den Nigel Farage'ın önü çektiği bir grubun protesto gösterisiydi. Tam Avrupa Marşı çaldığı sırada Avrupa'ya karşı olduğunu göstermek için 29 parlamenterin, üstelik de Avrupa Parlamentosu'na seçilmiş parlamenterlerin böyle bir gösteri düzenlemesi açıkçası biraz eleştirildi. Fakat dediğim gibi sert eleştirilerden ziyade çocukça bir hareket ve davranış olarak bulundu. Bunun dışında şunu da söyleyelim, tüm Birleşik Krallık'tan gelen parlamenterler arkasını dönmedi. Geriye kalan yaklaşık 50 parlamenterde ki onların içinde bazıları da Brexit'i durduralım şeklinde tişörtler giymişlerdi. Bu da şu anlama geliyor, daha önümüzdeki aylarda hala Brexit'i çok konuşacağız. Ekim ayını bu kez tarih olarak öngörüyor parlamenterler. Ekim ayına kadar artık İngiltere'nin ayrılık sürecinin netleşmesi umuluyor. Ekim ayına kadar daha renkli görüntüler olacak gibi parlamentoda öyle gözüküyor. Döndü Sarışık'tan Brüksel'den aldık bilgileri sevgili seyirciler. Fethullahçı terör örgütünün iç yüzü belgesel filme konu oldu. TRT World tarafından 15 Temmuz'un yıl dönümü için hazırlanan film, Belçika'nın başkenti Brüksel'de özel bir gösterimle seyirciyle buluştu. FETÖ'nün kanlı ve karanlık yüzü bu kez Network adlı bir belgesel filme konu oldu. Gazeteci Andrew Wilson hazırladığı filmde 15 Temmuz gecesi terörist niteliği açıkça ortaya çıkan, uzun yıllar boyunca bir organize suç örgütüne dönüşen bu şebekenin faaliyet gösterdiği her ülkede oluşturduğu tehdidi ortaya koyuyor. Film, Cumhurbaşkanlığının himayesi ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin de katkılarıyla Brüksel'de özel bir gösterimle izleyicilerin karşısına çıktı. İzleyiciler eğitim kisvesi altında yürütülen karanlık faaliyetlere tepki gösterdi. Çok öğrendik bunu izleyerek. Bu kadar çok bilmiyorduk. Sadece 15 Temmuz gecesini biliyorduk FETÖ'nün ne yaptıklarını ama başka hiçbir şey bilmiyorduk. Yıllardan beri sivil toplum, eğitim kuruluşları, okullar kisvesi altında devam ettirdiği birçok organize suç olarak adlandırabileceğimiz faaliyetleri var. Özellikle uluslararası toplumun, batıdaki özellikle dostlarımızın, müttefiklerimizin bunları daha iyi görmesi lazım. Bu örgüt halen yurt dışında aktif. Birçok ülkede aktif. Bugünkü filmde de gördük. 140 ülkede halen okulları var. Birçok ülkede sivil toplum kuruluşları kisvesi altında gene faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Ve bu anlamda da sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdikleri tüm ülkeler için tehdit olmaya devam ediyorlar. Vallahi 15 Temmuz'da ucuz kurtulmuşuz diyorum. Gerçekten Allah bir daha yaşatmasın devletimize, milletimize. Film önümüzdeki günlerde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli şehirlerde özel gösterimlerle seyirciyle buluşacak. Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 43. oturumu Bakü'de devam ediyor. Bugün gerçekleşen oturumlara Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer de katılıyor. Şimdi biz de Bakü'ye gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'tan detayları alalım. Büyükelçi Cengizer de yayın konu olacak. Sözü fazla uzatmadan onlara bırakalım. Evet, UNESCO Birleşmiş Milletler Dünya Mirası İzleme Komitelerinin 43. toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlamıştı. 10 Temmuz'a kadar devam edecek toplantılarda Türk heyetinin başkanlığını UNESCO Dışişleri Bakanlığı UNESCO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer yapıyor. Bugün
İstanbul özelinde bir panel vardı. Büyükelçimiz de moderatördü ve İstanbul'un özellikle tarihi yarımada konuşuldu, değerlendirildi, projeler ele alındı. Büyükelçi de yayın konuğumuz. Kendisine öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum Sayın Büyükelçim. Hem 43. toplantıyı değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem panel nasıl geçti? Katılımcıların değerlendirmeleri nasıl oldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? En önemlisi sizden değerlendirmenizi almak isteriz. Teşekkür ederim. Bu Dünya Miras Komitesi toplantıları biliyorsunuz her yıl Temmuz ayında yapılıyor. Bundan bir yıl evvel Bahreyn'deydi. Bahreyn'de Göbekli Tepe'yi Dünya Miras Listesi'ne kaydettirmeye muvaffak olmuştuk. Daha önce Polonya'nın Krakow şehrindeydi. Orada da Afrodisyas'ı kaydettirdik. Bu gayretlerimiz tabiatıyla devam ediyor ve bunlar çok teknik gözükmekle beraber aslında çok önemli toplantılar. Öncelikle Azerileri kardeşlerimizi tebrik etmek lazım. Çünkü çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Gerek konferans mahalli, gerek sağlanan imkanlar, tercüme vesaire teknik imkanlar çok iyi düzeyde. Bu yıl biz Dünya Miras Komitesi üyesi değiliz. Geçen yıl ayrıldık. Tekrar aday olacağız sıramız geldiğinde. Yani aday olma başvurusunu yenileyeceğiz. Bizim tabiri caizse süper güç olduğumuz bir alandır. Kültür ve arkeoloji ve tarih. Bu yüzden çok önem verdiğimiz konular geleneksel olarak. İstanbul hakkında yapılan bu panel de çok bence yararlı geçti. Çünkü İstanbul tarihi yarımada dünyanın en önemli sit alanlarından biri. Son derece eskiye giden bir tarihi var. Şimdi yeni yapılan bulgularla malum tarih daha da geriye gitti. Son derece önemli, evrensel niteliği haiz yapılar var. Bunların korunmasında son derece başarılıyız aslında. Bunu vurgulamak isterim. Zira konuşmamda da bahsettiğim gibi sırf son 4-5 yıl içerisinde İstanbul'a aldığımız mültecileri hatırlarsak, çeşitli bölge, sadece Suriye'de değil, Afganistan, Irak vesaire, vesaire ülkeler, büyük bir nüfus baskısı var. Tabiatıyla Türkiye belli başlı en büyük şehri olarak gelişmeye, dolayısıyla altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyan bir şehir. Bu dengeleri muhafaza etmekte bence çok başarılı olduk şimdiye kadar. Çünkü biraz da ulaşım altyapısı söz konusu olduğunda tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması, olduğu gibi aktarılması belli başlı bir mesele haline geliyor. Bunlar da vakit alıcı çalışmalar gerektiriyor. Bence İstanbul çok iyi bir sınav vermiştir geçtiğimiz yıllar boyunca. Bunlar da devam edecektir kanaatindeyim ve İstanbul'un bu özelliğini tanıtmak bakımından içeride miras uzmanları vardı, konservatör uzmanlar vardı. Onların da çok ilgisini çekti gördüğünüz gibi bu toplantı. Çok başarılı bir toplantı yapıldı. Fatih Belediye Başkanımız buradaydı. Çünkü historik tarihi alanı Fatih sınırlarında kalıyor. Onlar da önemli bir sunum yaptı. Dediğiniz gibi müthiş de bir ilgi vardı, alaka vardı. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim yerimize kattığınız değer için. İstirham ederim. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi Türkiye'de yani UNESCO bilgisinin ve UNESCO'nun öneminin bu konularda hep birlikte çalışmak zorunda olduğumuzun daha iyi anlaşılması lazım. İyi anlaşılmıştır. Bundan sonra da daha iyi anlaşılacaktır. İstanbul bizim için başta fakat aslında insanlık için bir değer. Bunun muhafazası da gelecek nesiller için bize düşen görev. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Büyükelçim. Biz de saygılar sunuyoruz. Evet, 43. toplantılar devam ediyor. 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Ancak Azerbaycan önemli bir şehri Şeki'den tarihi Han Sarayı'nın da Dünya Mirası listesine kaydettirildiğinin altını çizelim. Toplantılar bu şekildeydi. UNESCO dahil temsilcimiz de bizim yayın konuğumuzdu. Sözü artık Ankara'ya sizlere bırakalım. Son bilgileri Bakü'den Fatih Avanos'tan aldık sevgili seyirciler. Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı Türk dünyasına olan katkısını sürdürüyor. Bu kapsamda başkanlık Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile işbirliğine gitti. Kazakistan Uygurlarının kültürel mirasları kayıt altına alındı. Şimdi o haberi getirelim ekranlarınıza. Evet arkadaşlarım, beni uyarıyorlar. O haberi daha sonra getireceğiz ekranlarınıza sevgili seyirciler. Dünyanın dört bir yanından Türkiye Bursları Projesi ile ülkemize gelip eğitim alan uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen uluslararası mezuniyet töreninin 8.'si gerçekleştiriliyor. Muhabir arkadaşımız Aslı Çetin de orada. Şimdi o mezuniyet heyecanını bizimle paylaşacak.
Evet, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan uluslararası öğrenciler için mezuniyet günü geldi. Ve başarılı bir eğitimin ardından büyük, coşkulu bir mezuniyet törenini de öğrenciler elbette hak ettiler. Ve şimdi yanımda değerli bir konuğum var. Türkiye burslarından da faydalanmış ve şu an ülkesinde de üst düzey bir yetkili kendisi. Kendisine dönüyoruz ve buradaki heyecanı birlikte paylaşıyoruz. Konuğum da Sayit Anwar Sadat, Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Siz ülkenizde üst düzey bir yetkilisiniz. Çok güzel mesleğiniz var. Türkiye burslarından da yararlandınız. Biraz o günlere dönersek anlatır mısınız? Nasıl faydalandınız bu burs programında? Teşekkür ederim. Ben önce TRT Hava seyircilerine selam saygılarımı sunarım. Ve bugün benim için çok mutlu bir gün. Afganistan şamil bir sürü yabancı öğrenci, yani bu başka ülkelerden mezuniyet öğrenci var. Ben de 2002 yılında Türkiye'den, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burslusu olarak okumuştum, mezun oldum ve ülkeme geri döndüm. Farklı kademelerde görev yaptım. Şimdi Afganistan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyorum. Ve beni de bu mezuniyet törenine davet etmişlerdi. Mutlulukla bu törene katıldık. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı bir büyük tören de bu 1500 öğrenci, yani normalde 2400 ile 1500'ün buraya davet edebilmişler, mezun olacaklar. Peki öğrencilere de bir anlamda aslında örnek teşkil ediyorsunuz. Mutlaka öğrencilere bir mesajınız vardır bu konuyla ilgili olarak, yani uluslararası Türkiye bursları ile ilgili olarak ne söylemek istersiniz? Evet, Türkiye'de okumak gerçekten bir ayrıcalık. Biz Afganistan'da bu biliyorsunuz 40 senedir Afganistan'da savaş var. 2002 sonrası Taliban hükümetinin yıkılışı sonrası yeni süreçte biz gittik. Biz gerçekten bir ekoldük yani. Türkiye'de okumuş gençler Türkiye'den öğrendikleriyle Afganistan'ın yeniden yapılanmasında farklı alanlarda katkıda bulundular. Toplumsal olarak bir katkısı da oluyor yani sonuçta. Son zamanlardaki Türkiye burslarına olan ilgi bunun bir göstergesi, yani bunun gerçek bir ortaya konulmuş bir belgesi. Dünyanın farklı ülkelerinden burada gelip okuyorlar. Tekrar ülkelerine gittiklerinde bunlar çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Yani Afganistan'da şu an son seçimlerde 6 milletvekilimiz var. Şimdi bakan olarak ben görev yapıyorum. Ve bunun dışında da bir sürü devlet kademelerinde Türkiye'den eğitim görüp ülkesine dönen gençlerimiz var. İnşallah umarız ki bugün mezun olacak kişiler de kendi toplumlarında, kendi ülkelerinde başarılı, faydalı insanlar olsunlar. Ve Türkiye ile kendi ülkeler arasında bir gerçek bir köprü oluştursunlar. Yani bu da çok önemli aslında. Yani farklı alanlarda, ekonomik olsun, eğitim, kültür olsun, siyasi, her alanda Türkiye ile olan bu işbirliklerini devam ettirebilsinler ve hem Türkiye için hem kendi memleketleri için faydalı olsunlar. Gerçekten bu çok önemli. Diliyoruz ki sizin gibi bütün öğrenciler de en iyi meslekleri edineceklerdir. Ülkelerine katkıları olacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için Sayın Bakanım. Evet, burada öğrenciler şu an etkinlikleri devam ediyor. Kariyer fırsatları için de birçok kurum ve kuruluşunda standları burada öğrenciler için açıldı. Ve şunu da belirtelim, saat 17 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle büyük mezuniyet töreni başlayacak diyelim ve sözü size bırakalım Coşkun Özen. Türkiye burslarının nasıl doğru bir proje olduğunun canlı örneğiydi. Afganistan'dan gelen Çalışma Bakanı, Türkiye burslarıyla yetişmiş bir öğrenci, ülkesinde çok iyi pozisyonlara gelmiş. Onun gibi niceleri var dünyanın dört bir tarafında. Aslı Çetin diploma töreninden, mezuniyet töreninden ayrıntıları bizimle paylaştı. Sevgili seyirciler, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 9. toplantısı yapıldı. Şimdi detayları alacağız. Nur Sultan'a dönelim. Meryem Gül Kusvan karşımızda. Evet, teşekkür ederiz Coşkun Özen. Bugün Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türk Konseyi'nin ekonomiden sorumlu bakanların 9. toplantısı gerçekleştirildi. Önemli işbirliği projeleri ele alındı. Şimdi bunları daha detaylı konuşmak için mikrofonlarımızı değerli konuğumuz Türk Konseyi Genel Sekreteri Yardımcısı Ömer Kocaman'a uzatıyoruz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. İlk sorumuz, bu toplantı bize kısaca bahsedebilir misiniz ve Türk dili konuşan ülkeler arasında ticari ve ekonomi işbirliğini geliştirmek için konsey tarafından ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyor?
Evet, bugün Türk Konseyi Ekonomi Bakanlar Toplantısı 9. toplantısını Nur-Sultan'da gerçekleştirdik. Biz bugün hakikaten üye ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri, ticari ilişkilere baktığımız zaman üye ülkelerimizin toplam ticaretinde kendi aralarındaki ticaretin oldukça sınırlı bir alanı kapsadığını görüyoruz. Hakikaten oranlar çok düşük ve bu açıdan Türk Konseyi üye devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması zaruri bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor ve bu anlamda biz bir takım mekanizmalar geliştiriyoruz, program projeler oluşturuyoruz son dönemde ve bunların içinde en önemlisi son Mayıs ayında kurmuş olduğumuz Ortak Sanayi ve Ticaret Odası, kurulma çalışmaları devam eden Ortak Yatırım Fonu ve diğer bir konu ise Türk Ticaret Evlerinin üye devletlerimizin başkentlerinde açılması ve bu mekanizmalar vasıtasıyla üye devletlerimizin iş adamlarının, yatırımcılarının bir araya gelmesi ve bir ekonomik canlanma sağlanması ve ekonomik ilişkilerin, üye devletlerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması hedeflenmektedir. Bugünkü toplantımızda 9. Bakanlar, Ekonomi Bakanlar toplantımızda, dün gerçekleştirdiğimiz çalışma grubu toplantımızda biz üye devletlerimiz arasındaki bu ticari ilişkileri geliştirmek üzerine kapsamlı çalışmalar yaptık, tartışmalar yaşadık ve geldiğimiz noktada Ortak Sanayi Ticaret Odası'nın etkin bir şekilde çalışmasını teminen ve gerekli desteklerin sağlanması konusunda mutabık kaldık ve bu Ortak Sanayi ve Ticaret Odamızın üye devletlerimiz başkentlerinde kurulacak olan Türk ticaret evlerini oluşturması, yönetmesi, işletmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye'de biliyorsunuz TOB'un bu konuda ciddi bir tecrübesi var. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki bir şirketin de bu konuda bir tecrübesi var. Ekonomi Bakanlığı ve TOB ülkemizdeki iki kurum özellikle bu Türk ticaret evleri konusunda ciddi çalışmalar var. Biz bu tecrübeden yararlanacağız. Bu tecrübeyi üye devletlerimiz arasındaki ekonomik ticari ilişkilerin geliştirilmesi için istifade edeceğiz bu tecrübeden. Ve bugün diğer bir konu, yine diğer bir mekanizma fon. Hakikaten üye ülkelerimizdeki iş adamlarımıza değişik alternatif fonlar, kredi imkanları yaratılması, oluşturulması gerekiyor. Ve tabii ki bölgede birçok bölgesel ve büyük uluslararası finans kuruluşları var. Büyük projelere ciddi destekler sağlıyor. Ama bunun yanı sıra da ekonomik çeşitliliği ülkelerimizde, üye devletlerimizde sağlanması adına son dönemde önemi ortaya çıkan küçük ve orta ölçekli sanayinin özellikle desteklenmesi adına onlara yönelik fonlar sağlayabilen finans kuruluşlarına da ihtiyaç var. Ya, tabii ki ülkelerimizin, üye devletlerimizin bu konuda çalışmaları var ama 4 ülkeyi ilgilendiren, iş adamlarımızı ilgilendiren, küçük ve orta ölçekli sanayi alanında yatırımlar yapan iş adamlarımıza yönelik bir fon çalışması ile ilgili ciddi tartışmalar yaptık. Bu yıl 2 teknik toplantı yaptık. Yine bu yıl çalışma grubunda ve bakanlar toplantısında bunun tartışmalarını oluşturduk ve geldiğimiz noktada fon konusunda da yine sekreterya çalışmalarını yeni üye devletlerimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının desteğiyle ve uluslararası kuruluşların, bölgesel finans kuruluşlarının da desteğini alarak devam etmesi yönünde bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki dönemde bu fonun anlaşma, tüzüğü ve diğer ilgili hukuki metinlerin hazırlanması için ciddi bir çalışma içerisinde bulunacağız. Ve bugünkü toplantımızda yatırım ikliminin iyileştirilmesi, yatırım istatistikleri, küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda işbirliği gibi konularda da kapsamlı çalışmalar yaptık. Bu konuda da önümüzdeki dönem hem eğitim programlarımız hem de tecrübe değişim programlarımız önümüzdeki dönemde devam edecek. Çok teşekkür ederiz bugün yayınımıza katıldığınız için. Biz de sizlerin çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Coşkun Özen, biz de buradan canlı yayın röportajımızı tamamlıyoruz ve sözü tekrar size bırakıyoruz. Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 9. toplantısı Nur Sultan'da devam ediyor. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, yayın konuğumuzu sevgili seyirciler Özbekistan'la devam edelim. Özbekistan gündemine ilişkin ayrıntıları Mehmet Can Polat'tan alacağız. Cizak bölgesindeki ilk nükleer santralde ikinci aşamaya geçildi. Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Taşkent'te yatırım toplantısı düzenledi. Özbekistan Hava Yolları da filosunu güçlendiriyor. İşte tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını şimdi Mehmet Can Polat'tan alalım. Evet.
Evet, ilk nükleer santrali Özbekistan'da Cizak bölgesine yapılmıştı 2014 yılında. İşte bu nükleer santralin ikinci fazına geçildi. Sismik ve jeolojik araştırmaların ardından dün törenle ikinci aşamasına geçilmiş oldu. Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı Taşkent'te düzenlemiş olduğu bir toplantı vardı. Toplantıda mevcut sistem masaya yatırıldı. Gelecek vaat eden projelerle ilgili olarak da tartışmalar yaşandı, konuşuldu. Ve bu yatırımların önünün açılmasıyla ilgili de bir yol haritasının yapılması istendi. Özbekistan Hava Yolları filosunu güçlendiriyor. 6 uçak siparişi vermişti. Bunlardan 5.'si dün itibariyle Taşkent Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmış oldu. 246 yolcu taşıyan uçak son sistem teknolojileriyle donatılmış durumda. 6. uçak ise 2020 yılında filoya katılması bekleniyor. Son uçakla birlikte bağımsız devletler topluluğu içerisinde Özbekistan Hava Yolları en güçlü filoya sahip olmuş olacak. Cumhurbaşkanı Mirzoyev'in bir kararnameye daha imza attı. Yeni kararname ile muhasebe odası finansal anlamda en üst organ, en üst yetki organı olarak belirlendi. Yeni yasanın 1 Ocak 2020 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Son haberimiz ise Özbekistan'daki Türk firmaları, Türk yatırımcılarla ilgili. Hem Türk firmalarına Özbekistan'a ilgisi var, hem de Özbekistan'dan Türk firmalarına bir ilgi var ve bu anlamda Taşkent'teki Turizm Komitesi bir Türk firmasına davette bulunarak Baht bölgesinde, Baht gölünde 60 hektarlık bir alanda turizm tesisi ve turizm kompleksi kurulmasını istedi. İşte bununla ilgili olarak firma yetkilileri alanda bir inceleme yaptı. Ardından bir sunum hazırladı. Sunumun ardından ise müzakerelere devam kararı alındı. Mehmet Can Polat'tan Taşkent'ten aldık Özbekistan gündemine ilişkin son bilgiler. İşte bu bağlantıyla bugün Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.